Öncelikle hoş geldiniz. Böyle bir imkanı tanıdığınız için sizlere teşekkürler diyelim. Türk Hoca Arıza Şubesi 1927 yılında kurulmasına rağmen daha sonra kapatıldı. İkinci kuruluşu 1998 yılında oldu. Yani 98'de kuruldu. O gün bugün faaliyette. Ama 1912 yılından itibaren de bulunduğumuz yerde yeniden yapılanarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Ne kadar bir üyeniz vardı? 106 üyemiz var. Üyelerimizin önemli bir kısmı akademisyen, doktor, öğretmen, mühendis, az da olsa esnaf üyelerimiz de var. Faaliyetlerimiz günün anlamına binaen sosyal, kültürel, dini, tarımla ilgili, yani Türk milletini ilgilendiren her konuyla ilgili faaliyetimiz var. Seminerler veriyorsunuz. Hangi aralıklarla seminerler veriyorsunuz? Yani 15 gün aralıklarla yapmaya çalışıyoruz. Yani programcı bulursak, daha sık, bazen bulamayınca biraz daha zaman uzamış oluyor. Tamamen STK usulü çalışıyorsunuz, siyasetten uzak. Biraz Türk Ocağı'nın bu yönüyle bir tarifini yapabilir misiniz? Türk Ocakları 1912 yılında kurulurken o günkü koşullarda dahi günlük parti siyaseti yapılmayacak şeklinde tüzüğüne madde koyuldu. O madde bugün de geçerli. Üyeleri siyasetle uğraşabilir ama Türk Ocakları kurumsal olarak siyasetle, günlük parti siyasetiyle uğraşmamak gibi bir kuralı var. O kuralı genel merkez, şubeler ve biz de uyuyoruz. Yani günlük parti siyaseti yapmıyoruz ama üyelerimizin siyasi fikirleri, düşünceleri vardır. Onlar uğruna çalışma yapabilir ama kurumsal olarak parti siyaseti Türk Ocakları yapmıyor. Tüzüğü gereği ve yani töresi gereği diyelim. Şimdi az önce konuşurken, üyelerinizden bahsederken işte öğretim görevlileri de varsınız. Biraz elit insanların üye olduğu bir şeysiniz. Tabii bunu dikkat şey ettim. Rize'nin sorunları ile ilgili böyle elit bir üye şeyiniz olsa bile kamuoyuna açıklamalar yapmadınız bugüne kadar. Böyle bunun sebebi nedir? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Yok, şöyle kamuoyuna açıklamaları yapıyoruz. Yerelsel sorunlara yani girip değil de genel sorunlara daha çok ağırlık veriliyor. Ha, yerelsel sorunlarla ilgili programlar yapıyoruz. Yani o programlar mesela kamuoyuna, basına yansıyor. Ama özellikle yerelsel sorunlarla ilgili açıklama yapmak yani biraz doğru, bizim politikamız açısından doğru olmamış oluyor. Sanki biraz siyasete müdahale gibi bir anlayış olabilir. Yani siyasetten uzak durunca mecburen otur sonuçta doğuruyor. Peki Sayın Başkanım, ne kadar süre başkanlık yapıyorsunuz? Birazcık sizi de tanıyalım. Ben 1912 yılından beri şube başkanıyım. 92. Yani 2012'den itibaren, pardon, 2012'den itibaren orada tarih telaffuzu yanlış oldu. 2012'den itibaren yeniden yapılandırarak başkan olduk. O günden bugüne başkan olarak görev yapıyorum. Biraz fazla oldu. 92. Peki Rize'de böyle bir milliyetçi bir derneğin olması, işleriniz Rize'de milliyetçi muhafazakar bir yer, bir kolaylık sağlıyor mu toplum nezdinde, bürokrasi nezdinde? Nasıl ilerliyorsunuz? Ya çok kolaylık sağlanmıyor. Yani Türk milliyetçiliği yani bir artı şu anda işlerin görülmesi açısından bir kolaylık olmuyor. Yani öyle bir şey de beklemiyoruz, yani bir kolaylık olsun diye de beklentimiz yok. Biz fare olarak hizmet ediyoruz. Peki tabii buraya kadar gelmişken şunu da soralım. Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmek isteniyor. Türk Hoca da bazı şubelerde açıklama yapıyor. Senin değerlendirmeniz nedir? Bak, zaten o tür açıklamaları tamamen biz yerel basında da yansıtıyoruz. Genel merkezin açıklamaları kesinlikle ilk 4 maddeye dokunulmaması gerektiği şeklinde sürekli açıklama yapılıyor. Yani sosyal medyada da yansıtılıyor.
yerel medyada da sürekli yansıtılıyor. İlk dört maddeye kesinlikle dokunulmayacak diye. Peki sizin tasarrufunuz nedir? Yani neden dokunulmamalı? Bugün burada bir açıklama yaparsanız ne düşünüyorsunuz? Ya bu devlet Türk devleti. Türk milletinin devleti. Dolayısıyla buna bir ortak aramak da yanlış. Ortak etmek de yanlış. Yani genel merkezin bir açıklaması var bu konuda. Türk devleti bir şirket değil yani. Şirkete belki ortak alırsın ama burası devlet. Devlete ortak olmaz. Yarın da 10 Kasım arası olacak da Karabağ zaferi geliyor Azerbaycan'a. Bu konuda değerlendirmeniz ne diyor? Arkamızda da Azerbaycan bayrağını görmekteyiz. Biz iki devlet, tek millet. Yani diğer Türk devletleri de aynı. Yani zaten iki gün oldu. Türk devletlerinin ortak bayrağı oluşturuldu. Yeni Türk bayrağı diye. Adı hayırlı olsun diyelim bu vesileyle. 6 kelimelik bir alfabe oluştu galiba. Hayır, yeni Türk alfabesi, ortak alfabe doğrudur. Yani bu ileriye dönük dilin oluşması, yazının oluşması açısından faydalı olacaktır. Yani Turan'a doğru gidiyoruz diyelim. Yani fiziki dahi olmasa duygu ve düşünce olarak Turan'ın altyapısı hazırlanıyor. Yani hayırlı olsun diyelim. Azerbaycan, Allah rahmet etsin bir vesileyle anmış olayım. Ganire Paşa'yı ve ocağımız ziyarette bulundu. Hatta kültür merkezinde beraber bir program yaptık. Orada iyi bir konuşması oldu. Azerbaycan bize daha yakın duruyor tabii Türk devletleri içinde. Hem yani sınır açısından yakış, hem duygu düşünce açısından yakın. Dilde yakın bize. Tabii. Yani daha çok yakın. Azerbaycan'ın yeri biraz daha farklı diğerlerine göre. İnşallah diğerleriyle de aynı duygu ve düşünceye kavuşmuş oluruz. Peki Sayın Başkan, biz tabii bugün bu röportajı yaparken aklıma şu da geldi. Önemli günlerde her zaman bir yere gelemiyoruz. 24 Kasım'da geliyor. Sizin unutamadığınız öğretmenleriniz var mı? Neler söylemek istersiniz? 24 Kasım'da yayınlayacağız özellikle bu kısmı. Şimdi 24 Kasım güzel. Hala görüştüğüm öğretmenim var. İlkokul 5. sınıftan beni mezun eden öğretmenimle sürekli görüşüyorum. Belki de tanırsınız, Hasan Şişmanoğlu. O günden bugüne irtibatımız devam ediyor. Hatta ilkokuldan mezuniyetimizin 50. yılında köyde aynı okulda bir program yaptık. Hocamız da geldi. O gün Rize'de olan arkadaşlarımız da, ilkokul arkadaşlarımız da programa iştirak ettiler. Çok güzel oldu, duygusal oldu. Yani öğretmenler kutsal bir meslek icra ediyor. Ben bir öğretmen damadıyım aynı zamanda. Akrabalarımda da öğretmenler var. Önemli bir meslek, insan yetiştiriyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kutlamış olalım. Yani uyarsa program yaparız, bilemiyorum ama büyük bir ihtimal burada o şekilde bir program olmaz. Ama programların içinde anma olur. Evet, yani biz 24 Kasım'a kadar gittiğimiz kişilere de öğretmenler anılarını anlatıyoruz. Siz de anlattınız. Şuna gelelim. Burada tabii biz biliyoruz ama kamuoyu için söylüyorum. Herkes gelebiliyor mu? Yani farklı görüşteki insanlar da konferansa gelebiliyor mu? Çekinebilirler mi? Neler söylemek istersiniz? Ya zaten duyurularımızda tüm halkımız davetlidir şeklinde duyuruyu yapıyoruz. Öyle bir çekince koymuyoruz. Dileyen, dinlemek isteyen herkes, ilgi gösteren herkes gelebilir. Burası herkese açık. Peki Sayın Başkan, dünyada ve Türkiye'de milliyetçilik daha da yükseliyor. Özellikle İttihat ve Terakki mensuplarına daha fazla sempati açıyor yeni nesilde. Neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi İttihat Terakki zamanında çok önemli bir görev yerine getirdi. Yani eksikleri, hataları, yanlışları muhtemelen vardır. Ama tarihi yargılamak, tarihe bırakmak gerekiyor. Tarihçilere bırakmak gerekiyor. Ben en basitten şunu söyleyeyim. İttihat ve Terakki'nin tesir olayını yapmamış olsaydı Kurtuluş Savaşı nasıl olurdu diye hep düşünmüşüm. Yani başarılı olur muydu? Sonuç bu şekilde olabilir miydi? Çünkü o kadar bir nüfusun yurt dışına çıkartılması ki o dönemde
azınlıkların neredeyse hepsi isyan ettiler, çeteler kurdular, insanlarımızı katlettiler. O kadar bir insanın da Türkiye'de olmuş olsaydı o dönemde sonuç ne olurdu acaba? İşimiz daha zor olurdu muhtemelen. Peki ben işte hazır sitenizi izledim. Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda bir yerde %3'ten fazla göçmen yerleştirilemez diye bir kanun çıkartmıştı. Bugün ülkemizin nüfusunun hemen hemen %10'unu geçti göçmen. Ülkedeki göçmen olayını nasıl bakıyorsunuz? Yani Atatürk büyük lider tabii. Hem gününün lideri hem geleceğin lideri. Yani aldığı kararlar çok çok önemli, çok çok isabetli. Yani aldığı kararlara uyulmuş olsaydı zaten hiçbir sorun muhtemelen yaşamazdık. Yani bu kadar göçmenin olduğu, yani telaffuz edilen rakamlar 15-16 milyon telaffuz ediliyor ki dehşet bir rakam. Yani beka sorunu esas beka sorunu Türkiye'deki göçmen sorunu. Diğerlerini öyle veya böyle üstesinden gelirsin, kolay gelirsin. Ama bu kadar bir yoğun nüfusunun Türkiye'de olması, ülkemizde olması övünülecek bir durum değil yani. Yani bazen deniyor işte en fazla göçmen olan dünyada en büyük ülke biziz. Bu en tehlikeli durumda da biziz demek ki yani. Çok fazla adli vaka da oluyor. Geçen gün ben de çok fazla üzülüyorum gerçekten. Erzurum'da bir çocuğumuzun boğazını bir alttan kesiyor ve birkaç sonra vefat ediyor. Yani çokça var. Adalet getirilmekten önce kendi çocuklarımızı korumalıyız diye düşünmekteyiz. Tabii kendi önce geleceğimizi korumalıyız önce. Yani çocuklarımızı da koruyacağız, geleceğimizi de koruyacağız. Gelecekte yani öyle anormal, çünkü ciddi artıyorlar. En büyük tehlikelerden biri de sadece nüfuslarının çokluğu değil, artış oranları. Bakıyorsun ki Suriyeliler kendi ülkelerindeki doğum oranı %3'leri bulmazken Türkiye %5'leri buluyor. Yani bu bir proje muhtemelen. Yani Türkiye'nin nüfusunun hızlı bir şekilde Osmanlı'nın son dönemlerine taşınmak gibi bir hesap ve proje var. İnşallah Türkiye bu tuzağa düşmez yani. Evet, başka yoksa ben bir de sana bir sorum yoksa. Tamam. Yani buraya gelmişken şeyde sorayım. Atatürk Türk milliyetçilerin doğal lideri midir? Türk milliyetçiler için Atatürk önemli nedir? Atatürk sadece Türk milliyetçilerinde Türk milleti için büyük bir öneme sahip, büyük bir değere sahip. Bazen düşünüyorum yani Atatürk Türk milliyetçileri dahil Türk insanına yeterince anlatılamadı. Yeterince tanıtılamadı. Yani bunu büyük bir kayıp ve eksik olarak görüyorum. Yeterince anlatılmış olsaydı, tanıtılmış olsaydı yani bunu yani kendisini Atatürkçüler olarak da sayanlar da dahil tabii. Yani sadece şekli olarak tanıtıldı. Fikirleriyle, duygu düşünceleriyle yeterince tanıtılmadı. Atatürk büyük bir Türk milliyetçisi. Bir de Atatürkçü adı altında bir kesim Atatürk istismar ediyor. Yani. Onu kastettim az evvel. Yani Atatürkçülük kısvesi altında dahi Atatürk yeterince anlaşılamadı yani. Sadece şekli olarak Atatürkçüler yani. Yani Atatürkçülüğü sadece işte içmesiyle, giymesiyle Atatürkçü olduğunu zannediyorlar. Son olarak ekmek isteyen bir şey var mı? Yani bu imkanı verdiğiniz için teşekkürler diyelim. Allah razı olsun diyelim. Sizleri de burada bekleriz yani. Sürekli bekleriz. Yani belki medyada yeterince duyulamıyor. Belki faaliyetlerimiz, siz de bir vesile olursunuz.